neler yapacaksınız kocasına? Şimdi öncelikle şöyle anlatayım. Biz tanıtım toplantımızda ilk dile getirdiğimiz projemiz, biz dedik ki belediye tacir ve tüccar olmalı. Lakin bunu yaparken vatandaşına ve halkına rakip olmamalı. Aksine bunları desteklemeli. O yüzden bizim ilk projemiz, biz dedik ki tarımsal alan projemiz diye bir projemiz var. Buradan daha net görülebilirse ya da arkaya yansıtabilirsek. Ekranı da verebilirsek. Atmıştım daha önce de. Şimdi dedik ki bizim böyle bir projemiz var. Burada olayımız şudur. Biz ilk öncelikle Kocasinan'daki bütün atıl arazilerin hepsini, ama hepsini değerlendirip tarım arazisine çeviriyoruz. Daha sonra bunların ekimini belediye tarafından yapıyoruz ve sonuç olarak elde ettiğimiz ekmek ve unu halkımıza gerekirse bedava, gerekirse maliyet fiyatlarına dağıtıyoruz diyoruz. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın ilk adımıdır. Bunu bir kenara koyarak aynı sosyal belediyecilik anlayışımızdan devam ederek biz dedik ki kendi yine söylemlerimizde net dedik ki ilk yıl Kayseri'nin en büyük mandırası ve bunu ilk 5 yıl içerisinde de İç Anadolu'nun en büyük mandırası haline getireceğiz dedik. Çünkü bizim mantığımız da şudur. Biz diyoruz ki belediye üretmez ise sadece hazineden aldığı yardımlarla yapabileceği bütün yatırımlar sınırlıdır. O yüzden bu mandıradan elde ettiğimiz bütün ürünleri, peynir, yağ, süt gibi ürünlerin tamamını halkımıza dağıtacağız dedik. Ve elde ettiğimiz sütü de günübirlik dedik, paketleyip okullarımıza, öğrencilerimize dağıtacağız dedik. Hala sosyal belediyecilik kavramındayız. Ve devam ettik. Sosyal belediyecilik kavramına da şöyle anlatayım. Katıldığım her yerde dile getiriyorum bunu. Bugün yıllardır haberlerde izleriz, tepki gösteririz. Bazen hoşumuza gider. Artık nasıl adlandırırsak. Biz dedik ki bu büyük millet büyük millet meclisimizde bu vekillerin yemek yediği lokantaları var. Evet. İşte gidiyoruz, orada bir et dönerin fiyatı, örnek vereyim, bugünkü piyasada 40 lira. Biz diyoruz ki ya biz bunu 400 liraya yiyoruz. Ve ben ona şöyle bir eklenti yapıyorum. Diyorum ki bunlar zararına verilmiyor. Maliyet fiyatı bu. O yüzden diyoruz ki kendi dönemimizde biz millet lokantaları kuruyoruz. En az 6 mahallede belediye tarafından oluşturulmuş millet lokantalarını kuruyoruz. Ama bunu şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki bu hem sosyal vatandaş dediğimiz ihtiyaç sahibi olan bireylerimize hem de bizim menülerimizi seven halkımıza hizmet edecek. Buna şöyle örneklendireyim Mustafa Bey. Siz geldiniz, siz bizim sosyal gözle baktığımız bir müşterimiz değilsiniz. Menülerimizi seviyorsunuz, et döner istediniz. Bizdeki fiyatı 400 liraysa size 400 lira diyoruz. Ama devamında şöyle diyoruz. Bugün Kocasinan'da 50 bin birey tespit edebildikse hepsine kendi kartımızı veriyoruz. Ve diyoruz ki siz geldiğinizde bunun maliyetini yiyeceksiniz. Siz 400 lira öderken o 40 lira ödüyor. Burada da sosyal belediyecilik anlamında devam ettik. Peki burada hemen yerindeyken sorayım, rakip olmayacağız dediniz ama böyle bir projeyle beraber tamam dar gelirli gelsin burada 40 liraya 50 liraya yesin. Bunu İstanbul'da da örnekleri vesaireler çıktı ortaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örneği çıktı. Bu proje güzel. 400 liraya yiyen vatandaşa da diğer firmalara göre bir rekabet oluşturmuş olmaz mıyız o zaman? Şöyle anlatayım. Şimdi benim bahsettirmiş olduğum menü fiyatım bir kere eğer sosyal vatandaşım değilse piyasa fiyatı. Bugün eğer bu mantıkla bakacaksak Sinan kafelerde sıkıntılı bir süreç. Biz şunu diyoruz. Şimdi ben size 400 liraya sattım bunu. Bir kere ben vatandaşımı kolladım. Sonuç itibariyle ben sizin normal bir restoranda yiyeceğinizin altı bir fiyat almadım. Ama öteki vatandaşa gelince bu vatandaş benim verdiğim fiyata zaten dışarı çıkamaz ki. Hayatında hiç gitmemiş ki restoranda. Doğru. Hiçbir zaman evladını götürememiş ki. Bugün Kayseri'de yaşayan bütün esnaflarımız için söylüyorum, Kocasinan için. Biz vicdanlı bir milletiz. O insan hayatı boyunca hiç çocuğunu götürüp yemek yediremediyse bırakın bu defa da biz bu vatandaşımıza buna götürsün, bir rakip yedirsin. Olalım ve yesin. Emin olun. Bu sayede ben, bana sattığınız 400 liradan ettiğiniz karla da 10 kişiye daha en azından tabii yemek ki, vermiş. Tabii ki zaten mantığımız bu. Hay hay. Devam ediyoruz. Buyurun. Diyoruz ki sosyal belediyecilik anlayışımıza ek olarak bir sosyal konut projelerimiz var. Bunu şöyle çok önemsiyoruz. Diyoruz ki bunlar site haline gelecek ve 100 metrekare ile 80 metrekare arasında tek kat olacak. Bunları da şöyle anlatalım vatandaşlarımıza. Biz buradayı tamamını sıfır maliyetli yapıyoruz. Yani belediyenin hiçbir külfiyatı ve hiçbir harcamanın altına girmeden yapmasını hedefliyoruz. Bunu da şöyle anlatıyoruz. Diyoruz ki bugün yıllardır sürekli reklamlarını izlediğimiz, haberlerini izlediğimiz bizim ev edindiren firmalarımız var. Evet. Emin Evim, işte Katılım Evim falan. Biz diyoruz ki burada belediyenin yapmış olduğu bir kooperatife liderlik edecek bir belediye başkanlığıyla 500 üye ile 1000 üye arasında üye talep edeceğiz. Ve biz bunlardan her ay bugün kira bedelleri arasında aidat toplayacağız. Ve o ay almış olduğumuz aidat bizim projemizdeki 50 eve yetiyorsa 50 evi yapacağız. Ve 50 vatandaşımıza kurayla vereceğiz. Onları bir ev sahibi edindireceğiz ama devam edecek ödemeye. Kira öder gibi. O yüzden belediyenin cebinden hiçbir kuruş çıkmadan, biz bugünkü hazineye hiçbir yük olmadan bahsetmiş olduğumuz ilk 1000 evimizi bu şekilde
vatandaşımıza... Kooperatif belediyeciliği yapmış olacaksınız aslında. Tabii bu ki. Doğru tabii ki. Ama başkanlığını belediye başkanlığı yapacak. Yani bugün ben orada belediye başkanıysam buradan sorumlu olacağım.